Narenciye'nin ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. Asya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşam bulan narenciye çeşitlerinin yaklaşık 20 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Beyaz çiçeğin ucunda bitiveren, içinden su fışkıran turuncu ve sarı renkte meyveler, Asya kıtasından Avrupa ve ardından da Kuzey Afrika topraklarına yayılmıştır. İspanyollar tarafından ilk olarak Florida'da İspanyol asıllı bir meyve olarak tanıtılan portakalın yabani çeşitlerine Kızılderililerin yaşadığı kıtanın bazı bölgelerinde rastlanmıştır. Dünya üzerinde yaklaşık 46 milyon ton ile en fazla ticari değere sahip olan narenciye ürünü portakaldır. Portakalı sırasıyla mandalina 29 milyon ton, limon 7 milyon ton ve ardından 6 milyon tonla greyfurt izlemektedir. Dünyada toplam olarak 88 milyon ton üretilen narenciyenin yaklaşık 32 milyon tonu Çin'de üretilmektedir. Avrupa Birliği 11, Birleşik Devletler ise 8 milyon ton ile dünya üretim liderleridir. Bunun yanı sıra Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, Arjantin ve Fas yüksek üretime sahip diğer ülkelerdir. Tüm narenciye ürünlerini bir potada erittiğimizde genel olarak alıcılarını Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada gibi gelişmiş pazarlar olarak görsek de neredeyse tüm ülkeler bu tadı sofralarından eksik etmek istemiyorlar. Avrupalılar bir üretici olduğu kadar iyi birer tüketici konumdalar. Bilinç düzeyi yüksek olan Rus halkı ise sağlıklı beslenme isteğiyle iştahlı bir talep oluşturuyor. Turuncu sarı meyvelerin içerdiği uçucu yağlar, kozmetik sanayinde parfüm, deodorant ve krem yapımında sıklıkla kullanılırken, kabuk, yaprak ve çiçeklerinden çay, koku ve lezzet amaçlı aromalar elde edilmektedir. Asıl olarak çok büyük bir ekonomi yarattıkları yer meyve suyu pazarıdır. Narenciye üretiminin yaklaşık olarak üçte biri işlenmek üzere sanayiye aktarılmakta, bu tutarın %80'den fazlası ise portakal suyu üretimi için ayrılmaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü'nün kayıtlarına göre dünya genelinde 1 milyon 600 bin litre portakal suyu üretilirken Brezilya bu miktarın 900 bin tonunu tek başına üretmektedir. Portakal suyunun başlıca alıcıları Avrupa Birliği, Birleşik Devletler, Kanada, Rusya, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi gelişmiş pazarlardır. Portakal suyu uluslararası alanda hacmi azaltılarak yoğunlaştırılmış konsantre şeklinde dondurularak pazarlanmaktadır. Bu nedenle soğuk depolama ve taşıma maliyeti oldukça düşüktür. Turunçginlerin sarı turuncu renkli çok gözlü ve etli meyveleri C vitamini açısından çok zengin olmalarının yanı sıra %3 yağ içerirler. Turunçginlerin yararları salt C vitamini deposu olmasıyla sınırlı değildir. A vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, lifler, organik asitler ve şeker açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Tüm bu zengin içeriğin kanseri önlemeden kanı temizlemeye, karaciğer güçlendirmekten cildi güzelleştirmeye kadar pek çok faydası olduğu bilimsel verilerle ispatlanmıştır. Bilim adamları insan vücudunun C vitamini üretmediğini ve günlük C vitamini ihtiyacının 50 ila 70 mg aralığında olduğunu belirtiyorlar. Buna göre orta boy bir portakal bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayabiliyor. Hasadı yapılan narenciye ürünleri hızla depoya taşınmalı ve ön soğutma işleminden geçirilmelidir. Ticarete konu olan her narenciye ürünü için ayrı saklama değerleri bulunmaktadır. Muhafaza altına alınacak turunçgiller için %85 ve %90 arasında ürüne uygun bağıl nem ortamı oluşturulmalıdır. Dünya üzerinde yaygın olarak ticareti yapılan mandalina 3 ile 4 derece sıcaklıkta 3 ile 4 ay arasında muhafaza edilebilirken portakal 4 ile 6 derecede 5 ile 6 ay arasında bekletilebilmektedir.
Greyfurt 8 ile 10 derece arasında 5 ile 7 ay, limon ise 10 ile 12 derecede 7 ile 9 ay arasında normal atmosfer standart depolarda muhafaza edilebilmektedir. Atmosfer kontrolü sistemler, armut, elma gibi meyvelerde yarattığı olağanüstü etkiyi turunçgillerde göstermese de her çeşit için ortalama 1 ayı aşkın ek saklama süresi sağlamaktadır. Hızla nüfusu artan dünyamızda sağlıklı beslenme isteği ile artan talepler her geçen sürede kendini iyiden iyiye hissettiriyor.